Ay YouTube yeni bir Potion Craft bölümüne hoş geldiniz. Diyelim de belki şu olur. Bu giderse falan yaşa. Okay. Bakıyoruz yeni bir gün mü? Evet yeni bir gün. O zaman buradan bahçemizden, büyülü bahçemizden şeylerimizi, otlarımızı bir toplayalım. Sonra. Sonra müşterimize bakalım. Ne var ne yok. Merhaba, dükkanını açalı fazla olmamış gibi. Ben de bir simyacıyım ve kasabadan geçiyordum. Bir takım malzemeler topluyorum ve simya ekipmanı satıyordum. Uğrayayım dedim. Aslında yanımda bir şey kalmadı sayılır ve elimde yalnızca efsunlu kağıt var. Eğer tarif kitabını büyütmen gerekiyorsa birkaç yaprak satın alabilirsin. Efsunlu kağıt mı? Efsunlu. İki farklı etkiye sahip bir iksir yapın. Yeni bir tarif kaydedin. 100 XP veriyor. Daha iyi bir anlaşma için pazarlık. Tamam pazarlık yaparız. Popülerlik seviyeniz 4 olmalı bizim. 2. Patlayıcı iksiri. Hızlı büyüme iksiri. Uyku iksiri. Yıldırım iksiri. Böylelikle ikinci bölüm tamamlanacak falan. Ve 7 bölüm. Wow. Wow peki. Efsunlu kağıt mı? İnanılmaz. Tuğçe 928 Kuan'ın kediciğine birer like abonelik hediye ediyor. Hoş geldin Kuan'ın kediciği. Teşekkürler Tuğçe. Nasıl 3 aylık abonelik rozeti var ya Kuan'ın kediciğinde? Merhaba İdil, hoş geldin. Far Cry hayatı ne zaman oynarsın? Bana oyun bir şekilde bedavaya gelirse o zaman ya da çok indirime düşerse o zaman. Yani yakın zamanda Far Cry 6 oynamayı düşünmüyorum. Şu an. Acelemiz yok. 5'i de zaten oynamamıştık. Ya 6'yı aslında çıktığında oynayabilirdik. Çünkü hani 5'i ve New Dawn'u oynadık falan ya. 6'ya yetiştik gibi oldu. Ama yok be. Yani insanların da çok Far Cry 6'ya hype'ı yok aslında. Yani bir de ben yalnız oynamak istemiyorum oyunu. Far Cry 6'yı. Daha böyle biriyle oynadığında daha eğlenceli. Çünkü o rastgelelik böyle her an bir yerlerden bir şeylerin olması durumu o açık dünyada oyunu eğlenceli kılan kısmı o tarafı yani rastgeleliği birçok şeyin o hikayesine falan bayıldığımızdan değil yani hiçbir beşi de New Dawn'da o yüzden oynamadık. Ama o yani oynadık ve baştan sona var diyebilmek için oynadık hep bir yandan da. Hatta eski bir taraftan ben size... Bir dakika neymiş bu tarif kitabının yapraklar özel efsunlu kağıtlar... Ne? Tarifler kitabındaki yapraklar özel efsunlu kağıtlardan yapılmıştır. Heh. Büyük kağıdın eskimesini geciktirir ve mevcut tarifleri düzenlemeni sağlar. Hatta eski bir tarifi tamamen silip yerine yenisini yazabilirsin. Ayrıca efsunlu kağıt yaprakları tarif kitabına rahatlıkla ciltlenebilir ve bu da onu neredeyse sonsuz miktarda büyütebilmeni sağlar. Tarif kitabına bunu eklediğimiz zaman kaydedebileceğimiz büyük kağıdın eskimesini kaydedebileceğimiz şey sayısını mı arttırıyoruz? Ne yapıyor bu? Ne işe yarıyor ya bu? Çünkü kendisi Cadwin. Cadwin Koa'nın kediciği olmuş. O zaman bir rast gelmedi. Nasıl yani? Hiç kimse sorumun cevabını bilmiyor mu? Kenshi denedin mi? Denemedim. Ben şu an sorunun cevabını bekliyorum ama... Yok, okey. Bana mallarını göster. Tarif kitabını kolayca eklemeyecek bir de sunu kağıt parçası. Sayfayı temizleyebilir. Farklı bir tarif yazılır veya... Tarif yuvası. 200 altın ama bizim ana paramız 249 zaten. Ama 249 da hiç şeyimiz yok yani. Otlara ihtiyacımız yok galiba. Stoğumuz iyi.
O parayı çeviririz, kurtarırız gibi mi? Alsam mı ya? Boş ver, almıyorum. Okay, devam. Ne sordu ki? Ne işe yaradığını sordum onu. Çünkü tam anlamadım açıkçası. Ya yani anladım ama emin olmak için sordum. Neyse. Selamlar, dün aklıma parlak bir fikir geldi. En soğuk günlerde bile insanın kemiklerine kadar ısıtan bir bira yapmak. Kuzeydeki bölgelerde insanlar bunun için iyi para öderdi. Tarif neredeyse hazır ama biranın her zaman sıcak olması için sıvı ateş tarzı bir şeye ihtiyacım var. Elinde bu tarz bir şey var mı? İlk şirketi, evet var. Birana başka neler ekliyorsun? Dur bakayım. Aslında biramın tarifi büyük bir sır. Yalnızca bu bireye 5 tür ateş gibi... Ne? Bireye 5 tür ateş gibi acı biber eklediğimi söyleyebilirim. Oo. 5 tür ateş mi? 1 tür ateş olabilir. Yani mesela laboratuvarımıza gidiyoruz ve hemen ona bir ateş iksiri hazırlıyoruz. Burada mıydı ateş? Yok, buradaydı. Okey. Kolay. Kolay. Önce ateş çanımızı buradan böyle eritiyoruz. Sonra pıt koyuyoruz buraya. Bir tur daha mı yoksa bir dakika daha kolay yolu var. No. Alakası yok. Okay, bu nasıl? Bu nasıl? Kırmızı mentar. Kalın ve acı bazı yemeklere baharat olarak eklenir. Bir tane daha. Böyle bir karıştıralım. O. İki olamadı. İki olsaydı daha çok paramız olacaktı. Bir de fokurdattık mı? Fokurdattık mı bunu? Hemen bunu abimize verelim. Al bakalım. Buna bir pazarlık yapacağım çünkü görevlerden biri pazarlık ya. O kötüymüş. İyi, en azından pazarlık yaptık kısmını. Oldu mu? Dur bakayım. Allah Allah. Olmadı. Daha iyi bir anlaşma. Olmadı. Let's go. Lütfen yardım edin. Oğlum ormanda arkadaşlarıyla oynuyordu ve bir ağaçtan atlarken ayak bileğini burktu. Lütfen küçük evladımın bacağının iyileşmesine yardım edin. Şifa iksiri. Kolay. Oink. Aslında biraz, bence biraz daha ha. Kadının oğlunun çok yavaş. Neyse dur, gerek yok. Çok yavaş. Aa dur, koymadım ki. Let us go. Lan. 19. Popülerliği kazanalım da pazarlığı sonra hallederiz. Pazarlık yaptığımız zaman popülerlik gelmiyor. Popülerlik kaç oldu? 3 mü? Yes. Ürünlerin fiyatlarında indirim şansı %5 daha fazla. Yükselenin fiyatını %10. Ürünlerin fiyatını artış şansı. He. O zaman popülerlik kasmak iyi. Göl kenarında oyun oynamak için ormana giden çocuklar son zamanlarda kaybolmaya başladı. Köylüler sorumluluğun bir deniz adamı olduğundan eminler. Benden canavarların... Lan Witcher mısın sen?
Benden canavarların hakkından gelmemi isteler. Bu pisliği alt etmek için kılıcımı güçlendirmem gerekli. Deniz adamlarının gök gürültüsünün sesini duyunca karşılıklı gök gürültüsü sesi mi? Neredeki o? Biraz deney yapmamız lazım galiba. Burada mana var. Mananın devamındaymış gibi hissettiriyor. Ya da yok, buradan sanmıyorum. Gök gürültüsü. Böyle gidelim mi? Işıktan gidelim. Gelin ışıktan gidelim. Bir dakika. Sülfürman. Ha? Sülfür mantarıyla başlayabiliriz. Yok, sülfür mantarın sonu kolay. Öncelikle bir sülfür mantarı ne olur peki? Böyle böyle. Şeyimiz şey önce şu. Bir böyle. Çok ters. Bir böyle. Bakın devamında ne çıkacak? Şu an deney yapıyoruz. Şimdi mesela bir sülfür olsa oradan oraya. Bir şey söyleyeyim mi? Bence biz buna değeriz. Oh yes. Bir oraya kadar gidelim. Bakarız duruma göre. Oh, puanları da topla 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 topla. Heh. Aa, burada bir şey eksildi. Bu ne mesela şu an? Oradan olmuyor. O oluyor. Bu olmuyor. Bu o zaman. Sadece bu. Bir de bu. Bu bizi nereye götürdü? Lan! Az daha kaçırıyordum. Patlayıcı. Gök gürültüsü dediği patlayıcı iksir olabilir mi acaba? Sanki böyle gibi ha? Başlık ne mi olsun? Tek rakibim Profesör Snape. Yıldırım. Yıldırım iksiri diye bir iksir mi var? Yıldırım iksiri var, evet. O zaman patlayıcı değil. Ben bunu bir kenara... Ulan bunu kenara almayaydım. Neyse aldım, hadi aldım. Ondan da ihtiyacı olan gelir zaten her türlü. O zaman bence buradan mı devam, yoksa yıldırım diyor. Tandır acaba soğutmayla alakalı olabilir mi diye, bir de soğutma yönüne doğru yürüyelim bir tur. Yani bir düşünüyorum, acaba öyle mi? Belki de öyle. Önce bir tur. Mesela önce bir tur bundan. Tamam mı bak? Kardeşim önce bir tur bundan, çünkü puan kasmamız lazım. Sonra bundan. Bir tane. Oh yes, oh yes, mükemmel. Sonra yukarı değil, hayır. Oraya da değil. Ah, sonra böyle işte cadı mantarı. Tabii, ne sandın? Oh mama. Şimdi biraz ilerleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Fokur fokur. Bunları bir karıştırıyoruz. Tamam mı? Koa'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yıldırım iksiri yapacağız. Şimdi buradan bir giriş var muhtemelen. Bir de buradan var. Burası mana. Bence buradan. Böyle 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 böyle. Sağdan. Sağdan gideceğiz. Bunun için su çiçeği. Hastalık olan değil ama. Oh yes. Biraz böyle gidelim, bakalım ne çıkacak. Oo. Aha, orada bir yoğunluk var. O yoğunluğu aslında burayı da açmak istiyorum. O neden altta bir şey var.
Aha! Ona mı gitsek? Yukarı gidelim. Önce yukarı gidelim sonra aşağıya gideriz. Aşağıya gitmek için gerekli olan şeyi görüyoruz. Hazır gelmiş. Of! Su yosunu mu kullansam bir tane daha mı? Çok önemli. Yoksa bir su çiçeği daha. Oh yes. Bir su çiçeği daha. Dümdüz buradan devam ediyorum. Çünkü yolu. Biz buna değeriz. Biz buna değeriz ki. Ucunda kaldı ama bizim keşif yapmamıza yetiyor. O zaman kaynat. Verimli hasat mı? Verimli hasat. Ne iksiriymiş ki bu? Kademi 2 veya üstü etkisi. O mu? Orta miktarda te... I don't know man. Bir şey yaptık ama. Verimli hasat. Hele hele. Tamam. Şimdi buradan şu tarafa gideceğim. Şöyle. Çünkü deney yapıyoruz. Tamam mı? Çünkü bilim. Ya da aa var ya, bu çıkarsa çok üzülebilir miyim? Yo. Tarif kaydet kuam. Sen kaydet. Aslında evet ya. Yok be, kaydetmeyelim. Çünkü onu tuhaf şeylerden yaptık. Oraya ben belki başka malzemelerle giderim. Şu an çok önemli değil o. Ama evet, yani vakit kazandırabilir miydi? Kesinlikle. Bu açıdan iyi olabilirdi. Ben biraz daha böyle... Ben şu an evet bir keşif kısmındayım. Çok da önemli hissettirmiyor. Ha, bu alttan gidip oraları da mı toplamalı? Bataklık mantarıyla mesela. Gerek var mı? Bence var. Böyle şey, bataklık mantarıyla böyle, tamam mı? Bunun böyle toprak aroması var. Çok güzel. Çok güzel bir toprak aroması var bunun. Şimdi buradan böyle hepsini ala ala. Böyle hepsini ala ala gittik mi? Gittik. Gittik 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 gittik. Uy, tam bir roller coaster. Oh. Burada bir bu var ama buraya kadar inmişken aşağıları açmayalım mı? Açmayalım. Kendine gel. Önce şunu açacağız. Nereden? Bu yetiyor ha. Yok be, o kadar da değil. Önce şu. Ecük. Ecük. Ecük çok değil. Böyle buraya kadar gitse oradan. Tamam, çok gittim. Ben onu ayarlarım şimdi. Ya dur, koymadım ki. Bunu bir alayım. Hiç sıkıntı yok. Çünkü niye? Çünkü o orada beni, bu beni öldürüyor mu direkt? Temas ettiğim an öldürüyor mu? Oo, bir anda. Bir mantık kurtarabilir ama gerek. Ha. Hop. Gizli. Bu da işin gizli şeyi lan. Lan dur. O şunu da bir batıralım. Yani bu da gizli malzememiz. Bak bak bak, hop bir anda ne yaptı? Ters köşe. Fokur fokur fokur. Uyku mu? Hiç olmadı. Hiç olmadı bu. Buna kesinlikle değilmiş. Ama bilemezdik. Bilebilir miydik? No. Nereden bileceksin? Şimdi o zaman... Buranın devamı mı? Buranın. Bu ne? Işık mı? Patlayıcı. Işık bu. Işık bu. Işıkla mananın arası mı? O zaman. Buradan böyle. Fıt fıt. Şöyle gideceğim bir de. Hiçbiri çıkmayacak değil mi? Mükemmel. Batacağız böyle. Adam öyle bir şey istedi ki batıracak biz değil mi?
Hiç yok böyle piyasada. Vallahi biz. Neyse yukarı yukarı. Yukarı buradan bulacağız bak şimdi. Ay! Okey, en azından görmüş olduk ucuz malzemeden. Tamam, böyle gideriz. Böyle gideriz. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Böyle gitsek sorun çözülecekti aslında aynı malzeme. Tamam. It's okay, it's okay. O kadar okey ki. Tabii. Şimdi buradan yukarı devam. Fıt 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 fıt. Oradan çok da girme oraya. Aynen böyle. Aynen böyle. Oh! Ha! Ha! Yoksa? He? Yoksa bu mu? Yani. Çünkü bu yoksa. Geliyor. Öyle gitsin o tarafı. Bam. Çaktım. 2 geliyor. Bak bak bak. Hop oradan. Aman diyeyim. Çok iyi. Oradan. 2 2 2 2. Okurdat beni. Hadi bakayım. İşte be. Yıldırım. Yıldırım. Bunu buna tarifi kaydederim bunu. Çünkü bu oldu bence. Evet. Oldu oldu. Yıldırımın şişesini yalnız değiştirebilirdim. Neyse. Neyse. Adamı da çok beklettik. Kardeşim. 48! Tabii ne kadar mal oldu bizi kim bilir. Yalnız burada kenarda güzel şeyler var. Göl kenarında oynanır. Buna pazarlığa girmeyeyim çünkü kaybedersek çok ağır yamultabilir bizi. Buna dümdüz veriyorum. Bu 90 iksiri işini bayağı kolaylaştırır. Bazı konularda evet. Merhaba bitki lazım mı? Elf geldi. Başka kime bitkisi? Kasabada birçok kişinin bitkilere ihtiyacı var. Bazıları baharat olarak kullanıyor. Bazıları da tedavi amaçlı kullanıyor. Ayrıca biracı da yeni biralar yaparken sık sık bizim bir noktada bira falan mı üreteceğiz acaba? Bira muhabbetleri dönmeye başladı ya. Galiba bir noktada bira falan işine gireceğiz sanki. Bana mallarını göster. Ne var? Tüylü muz mu? Allah Allah. Tüylü bir tohum zarfı, muz ve bir bumerangın bir araya gelişi gibi. Bu muzu tıraşlayabilir misiniz? Tabii ki de yapabilirsiniz. Diyorsunuz buz meyvesi. Efsaneye göre buz ejderhasının en sevdiği yiyecekmiş. Öllü öllü. Aldım hadi. Tüylü muz da aldım. Kim bilir? Ya, yani ne alaka? Zaten ne alaka ya? Neyse birer tane aldım tadımlık. Tadımlık azıcık aldım. Olur. Bunlardan çok kullanıyorum da bunlar çok pahalı. Bunlar şu an çok pahalı. Pazarlık yapalım. 68 değil. Lan. Ne kadar ödedim? 61. İyi hem achievement da oldu. Yani achievement değil. To do liste şey de yaptık. Güzel güzel hadi git. Diyaloğu bitir. Elf'le işimiz bitti. Merhaba dükkanını birliğimin buluşma noktasına giderken gördüm. Uğrayıp savaş büyücümüz için bir iksir alayım derim. Son zamanlarda büyük güçleriniz mana. Son zamanlarda büyük güçlerin azalmasına yakınıyordu. Büyücülerin güçlerinin geri kazanmasına yardımcı olan bir iksir olduğunu duydum. Sende var. Mana. Direkt veriyorum bak. Aha. Dümdüz. Al git. Olaydı. Evimin yakınlarında devasa bir yuva belirdi ve şimdi ise her yerdeler. Zeminde, duvarlarda, tavanda hatta yiyeceklerin bile üstünde. Artık tahammül edemiyorum. Bu sinir bozucu böceklerden kurtulmak için hızlı bir çözüm. Hızlı bir çözüm. Zehir. Bekle geliyor bekle. Bekle bende. Zehirim ha yok. Geliyor öyle. Zehir yapamıyoruz. Bu mu ze yok zehir çok kolay. Aşırı. Tek atabiliyor muyuz? No, böyle değil. Bir tane bundan.
Var. Al kardeşim, bunu üstüne dök onların. Dümdüz devam et. Popülerlik kaç oldu? Hala 3. Ama 15'te 5. Bana bir iyilik yap ve güçlü bir şifa iksiri. Güçlü. Birkaç adamla birlikte dün bir ticaret kervanına eşlik ediyorduk. Ardından haydutların saldırısına uğradık. Bıçaklandım ve arabadan yola düştüm. Hayatta olduğum için şanslıyım. Şimdi toparlanıp kervana yetişmem gerekiyor. Güçlü. Bunun güç... Tamam. O kadar iyi tutturmalıyım ki güçlü olması lazım galiba. İkinci seviye yeter herhalde. He? Kesin yeter. Sana bak. Sana bunun güçlüsünden veriyorum. Bunun güçlüsü nedir biliyor musun? Bunun güçlüsünü nasıl verebilirim ya? Kahverengi mantarla verebilirim ben. İnşallah su çiçeği yettirir ona. Az daha kahverengi rengi mantarı yamultuyorduk. Var ya. Ben bu işi çözdüm. Tam ortasına. Bu kadar olur. Al sana güçlü geliyor. Oradan onu da aldık mı? Aldık. Üf, bekle. Ben bunu tam oturtururum bak. Tam oturmuyormuş ama. Olsun olsun. Oldu oldu bayağı oldu. Bunu özel bir şişede vereceğim ona. Kendisini daha güçlü hissetsin. Kalbi de ne yapabiliriz diye bakıyorum. Güzel bir şey yapabilir miyiz? Mesela. Ne kadar verecek? İnşallah beğenir. Aha beğendi gibi. Hadi basket. Müşterilerimiz bitti. 328 altınımız oldu. Bayağı bir tecrübemiz oldu. Tecrübeler ne alıyorduk? İki beceri puanı. Tüccarlığımız bayağı aslında iyi olabilir. Pazarlık da çok iyi olabilir para olarak. Ticaret becerinizi artırır. Ticaret beceriniz ne kadar olsa mal alıp satarken ki başlangıç fiyatı. Keşke tüccarlık verseydik. Neyse. Biraz da tüccarlık. Verdik değil mi? Hadi uyuyalım. Hadi uyuyalım. Görüşürüz kimi göreyim burada. Oldu gibi. Yeni bir gün. Ne diyor? Aha bu kim? Planer Simyacı senin için dağ armağanları getirdim. Alacan mı? Alacağım. Ben madenciyim, kazarım, tüneller yaparım, dağ armağanlarını ararım. Taşlar, madenler, kristaller, birazını satarım. Ender cevherler, mallarım ucuza gitmez. Bana mallarını göster. Buz safiri. Alev sitrini. Kut kristali. Param yok ki. Daima soluk, sakın yalama. Lan diğerlerini yalayabiliyor muyum yani? Yok be, sonra. Sonra. Merhabalar, çakmak taşımı kaybettim ve şimdi ateş yakamıyorum. Kocam bu akşam arkadaşıyla eve gelecek ve onlara yemek hazırlamalıyım. Elinizde yemek için ateş yakmama yardımcı olacak. İksir olarak. Patlayıcı iksir vereyim mi kadına mutfağını patlatsın? Neden almasın? Olabilir evet. Ateş o zaman. Sana ateş.
Ya bir dakika, ateş kayıtlarda var mı? Uğraşmayalım. Hangisiydi, bu mu? Bu mu? Ya bunun şeyi nerede? Hiç... Olayda da değil. Neydi, bu muydu? Bir yerde bu kalın yarışma oyun da, bir dakika. Bir yerde hatırlıyorum. Aha bu. Yıldırım. No. Tamam. Ateş. Bu ateş değil. Bunu da halledelim. Aa! İşte böyle. Sonuna kadar gitmeyiz, olur biter. Tam burada çok yavaş olursak ki olabilir. Bence olacak. Aa! Neyse, iki olmasına gerek yok çünkü olmuyor. Ucundan olmuyor muhtemelen ya. Olay değildi. Basket. İyi günler, yakında uzun bir sefere çıkacağım ve savaşçı ruhunu desteklemede biradan daha iyi ne olabilir? Sorun şu ki güneş mataramı ısıtacak. İçine bir damla buz iksiri eklersen biram yazın sıcağında bile buz gibi kalır diye düşündüm. Sence nasıl bir fikir? Buz iksiri. Şey söyleyeceğim. Bak, bunu böyle atıyoruz. Önden bir tane. Ezmeden. Tamam mı? Sonra buradan fıtı 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 fıtı. Bunu eziyoruz. Bir daha. Hop, sonra bir daha. Tam önemli değil kalanı. Alırım Ezik'i. Ben bunu böyle kaydederim. Lan! Sil o kaydı. Yeni iksir. Sil. Silebiliyor muyum? Allah'ım, ne olur silebilir. Sili... Bu... Sildik bunu. Buna çünkü düzgün bir şey bulacağız. Önce bir şey yapayım da. Senin öncelikle... Yo, bunu değiştirmeyeceğim galiba. Ne değiştireceğim? Nadir şişesini. Soğuk iksiri. Damacana. Pet şişe. Falan. Okay. Otuz iki. Kendi ellerimde sokakta yürürken birdenbire kafama bir saksı düştü. Kafatasımın her zamanki gibi kalın olması iyi oldu. Yoksa büyük ihtimalle tahtalı köyü boylamıştım. Lakin ne yazık ki şu anda kafamda kocaman bir şiş. Verilmesi için üzerine ne sürebilirim? Hemen geliyor. Neler yapıyorum? Hemen geliyor, al. Bum. Lan, mantar adam geldi. Merhaba, mantara ihtiyacın var mı? Göz kırpıyor. Ben de geri göz kırpayım. Diğer gözünü de kırpar. Mantar alacak mısın?
Alacak mıyım mantar? Adamla göz kırpıştık karşılıklı. Bataklık mantarı, goblin mantarı mı? Garip mantar. Gölgeli horoz. Bundan bir tane alacağım. Bir pazarlık yapalım ya, gel. Var 6 altın. 6 altın iyi para. 6 altın iyi para. Komşunun hayvanı bahçemden sebze yemeği alışkanlık haline getirdi. Ergici koyunları ve keçileri kovalamaktan bıktım, usandım. Sebzelerimi özel bir maddeyle tatlandırmak istiyorum. Bu sayede komşumun daha az hayvanı ve benimse daha az sorunum olacak. Zehir. Bende. Al kardeşim. Aa! Eksi 20 şey yedik lan. Ulan onu dümdüz kar, hadi. Böyle şey yok diyecektik. Neyse bak. Onları unuttum. Kötü karakterler. Ben kötülük yaptım az önce galiba. Kötülük yaptık. Şöhretim mi azaldı? Evet. Şöhret neye etki ediyor? Evimi daha eşsiz kılmak için boyamak istiyordum. Duvarları karanlıkta parlayan boyayla boyamamın harika olacağını düşündüm. Aynen. Mükemmel bir fikir gerçekten. Karanlıkta boyanın parlamasını sağlayacak biri var. Var, bekle geliyor. Bekle, hemen hallediyorum. Şu. Aynen, ışık olan o. Keşke yukarıdan başlasaydım. Sen bir dur. Bir bunu alayım. Bunları almak için dedim. Buradan gitsek çünkü gidemezdik. Boing boing. 2. Tarifi kaydedeceğim. Ama ışık. Işık olarak. Yıldız olsun. Tam bir Pokemon oldu şu an. Çirkin mi? Evet, ama olsun. Kaydettin mi? Al bakalım, köfte or senin. Köyden kasabaya giden yol uçurumun tünelinden geçiyor. Kasabaya... Geçiş yani. Mesela belirken her şey yolundaydı, ancak eve dönerken tünelin tıkalı olduğunu gördüm. Barut fuçusu. Var. Patlayıcı iksir kardeşim, buyur. Çok hızlı bak. Hızlı servis. Çok hızlı servis. Yeni popülerlik seviyesi 4. İnsanlar iksir yapmayı istedi. Ooo, güzel. Kimyacının yolunda geriye hızlı büyüme iksiri ve iki farklı etkiye sahip bir iksir yapma kaldı. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama bugün de geride bıraktık. İki farklı iksir. Karanlıkta patlayıcı. Evet, çok güzel. Parlar. Karyu muydu onun adı? Doğru. Karyuydu. O zaman uyku vakti. Ne
Meslektaşım iş, bu seni hiç alakadar etmez. Bence yeter bu kadar ya. Biraz acıktım ben. Nedense biraz acıktım.